Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi haftalar diliyorum herkese. Değerli dostlar, borsa ile ilgili olarak seans arasında şu ana kadar oluşan verileri dikkate almak kaydıyla bir ara analiz aktarmayı düşündüm. Şayet bu tarz analizlerin ilgiyle karşılanması söz konusu olacak olur ise, seans arasında ve akşam seans bitiminden sonra bu analizleri tekrarlayabilirim diye düşünüyorum, vakit buldukça tabii ki. Evet sevgili arkadaşlar, ilk seans itibariyle endeksin 87 bin seviyelerine yönelik bir atak yaşadığını, Perşembe ve Cuma günü oluşan tepkinin bugün ilk seans veya ilk saatler itibariyle de devam ettiğine tanık olduk ama ardından gelen sınırlı diyebileceğimiz bir kar satışları sonrasında 86 bin civarlarında ilk seansı tamamlamış bulunuyoruz. Asya ve Avrupa endekslerinde olumsuz bir durumun olmadığını görüyoruz. Onlar da sakin bir açılış gerçekleştirdiler ve hemen hemen büyük bir çoğunluğu ise artı konumda bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, öncelikle ilk seansa ilişkin bazı verileri paylaşmak istiyorum. Şu an itibariyle değerli dostlar, ilk seans itibariyle, ilk seans sonu itibariyle en çok alım ve satım yapan kurumlar bazında değerlendirme yaptığımızda ilk 5 kurum nezdinde Garanti Yatırım'ın 58 milyon TL civarında bir alım yaptığını, İş Yatırım'ın 43 milyon TL civarında bir alım yaptığını, Ak Yatırım'ın ise 25 milyon civarında bir alım yaptığını görüyoruz. İlk 5 kurum bazında yabancılarla daha yoğun alakalı olan kurumları alıcı noktasında görmüyoruz. Satıcı cephesine baktığımız zaman ise Kredit'in 28 milyon civarında bir satışı bulunuyor. Döçe'nin 24 milyon TL civarında bir satışı bulunuyor ve Gedik, Tacirler ve TEB Yatırım sıralanmakta. Arkadaşlar, Kredit'in şu an için 28 milyon ve Döçe'nin 24 milyon civarındaki satış rakamlarını çok yüksek rakamlar olarak değerlendiremeyiz. Bunun sebebi ise değerli dostlar, Cuma günü itibariyle tabloya baktığımız zaman Cuma günü itibariyle arkadaşlar Kredit'in 211 milyon TL civarında alım yaptığını görüyoruz ve Kredit Cuma günü ağırlıklı olarak alımlarını şuradan daha net bir şekilde görebiliriz. Pardon arkadaşlar. Evet, Kredit Cuma günü itibariyle alımlarının çok büyük bir çoğunluğunu Garanti Bankası üzerinde gerçekleştirmişti ve 137 milyon TL civarında Garanti Bankası alımı ve 31 milyon TL civarında ise Vakıflar Bankası alımı yapmıştı. Garanti Bankası'nın alım ortalaması 7,43 idi, Vakıf Bank'ın ise 3,53 idi. Dolayısıyla 200 milyon üzerinde, 211 milyon TL üzerinde alım yapmış Kredit'i dikkate aldığımız zaman şu an itibariyle yapmış olduğu satışlarının 28 milyon civarında olmasını çok büyük, çok yüksek bir rakam olarak değerlendiremeyiz. Arkadaşlar, Kredit bugün yoğun olarak ne satıyor? Buna da bakalım isterseniz. Bu konuda da fikrimiz olsun diye düşünüyorum. Evet, Kredit bugün yoğun olarak Garanti hissesi satıyor. 11 milyon TL civarında Garanti Bankası hissesi satmış durumda. Kredit'in yine Cuma günü itibariyle 18 milyon lot civarında alım yaptığını da hatırlatmış olayım. Evet arkadaşlar, bugün itibariyle para giriş ve çıkış noktasına bakacak olur isek bugün en fazla para girişi yaşayan hisse Akbank hissesiymiş arkadaşlar. 7,4 milyon TL civarında bir para girişi yaşıyor. Yine Vakıflar Bankası'nın 4,6 milyon TL, Garanti Bankası'nın ise 4 milyon TL civarında para girişi yaşadığını görmekteyiz. Türk Hava Yolları ise 3 milyon TL yakınlarında bir para girişi yaşıyor ilk seans sonu itibariyle. Değerli dostlar, bugün en çok para çıkışı yaşayan hisselere baktığımız zaman ilk seans sonu itibariyle Ereğli'nin 2,5 milyon TL civarında, Koza'nın 2,4 milyon TL civarında, Sasa'nın ise 1,3 milyon TL civarında bir para çıkışı yaşamakta olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar, teknik detaylara bakacak olur isek endeksin şu an itibariyle Dolar TL'nin 6,0750 seviyesinin aşağısındaki görünümü nedeniyle sakin bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Belirttiğim gibi 87 bin yakınlarından gelen satışları Perşembe, geçtiğimiz haftanın Perşembe ve Cuma günü itibariyle oluşan 83.500'den gelen tepkinin bir kar satışı olarak değerlendirebilmek mümkündür. Genel anlamda 85.500 ila 86.000 arasında bir dengelenme yaşadıktan sonra yönünü tekrar yukarı çevirme ihtimalinin biraz daha ön planda olduğunu düşünmekteyim. Arkadaşlar, 88 binler civarından başlayan geri çekilmenin, ya pardon, 86 binler civarından hızlanmış olan geri çekilme ile
En son görülen 83.500 seviyesi arasındaki bölgeyi dikkate almak suretiyle bir çizim gerçekleştirdiğimiz zaman şurada görmekte olduğunuz noktanın 61.8'e denk gelmekte olan 86.621 seviyesinin bir direnç konumunda olduğunu görüyoruz. Zira bu direncin üzerine çıkıldı ama şu an bu seviyenin aşağısında bulunmaktayız. Özellikle takip etmemiz gereken nokta %50 seviyesine denk gelmekte olan 86.032 seviyesi. Yani arkadaşlar şu nokta bir destek olarak çalışabilir ise şu bölge bir destek olarak çalışabilir ise ikinci seansın başlamasıyla birlikte tekrar 86.000 üzerinde bir seyir söz konusu olur ise şurada ifade etmiş olduğum 86.621 seviyesindeki direncin üzerine bir kez daha çıkmak ve bu seviyeyi bir destek konumuna getirmek suretiyle hareketliliğin devam etmesi beklenebilir. Arkadaşlar çizimi birazcık daha genişletmek suretiyle yaşanmış olan geri çekilmenin şu bölgeden ağırlık kazandığını, evet şu bölgeden ağırlık kazandığını dikkate alacak olur isek eğer 86.500 seviyesinin önemi ortaya çıkıyor. Az önce 86.600 olarak karşımıza çıkmıştı. 86.600 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda ise 88.400 seviyesine kadar devam edebilecek bir yukarı ataktan söz edebilmek mümkün olabilecektir. Elbette ki ekstra ve olumsuz bir haber akışı yaşamamak kaydıyla şu anki tablo ve Perşembe ve Cuma günü itibariyle özellikle yabancı kurumların gerçekleştirmiş oldukları alımları dikkate aldığımız zaman şu an itibariyle de bu alımlar hususunda çok yüklü miktarda bir satış tablosunun söz konusu olmadığını hesaba kattığımız zaman böyle bir sonuca varabiliyoruz. Değerli dostlar 120 dakikalık grafikler itibariyle önümüzdeki 2 saati dikkate almak kaydıyla endeksin 86.443 seviyesinin pivot seviyesi olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça ilk takip etmemiz gereken desteğimiz 85.940 seviyesi. Bunun aşağısında ise 85.750 olarak görülmekte. Özellikle 85.750 seviyesine yakınen dikkat etmek lazım olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede ya kadar bir geri çekilme olsa bile buradan gelecek olan tepkiyle tekrar 86.000 üzerine yönelebiliyorsak 86.400 seviyesinin üzerine çıkılmak suretiyle tekrar 87.000 seviyesine yaklaşım mümkün olabilir. Muhtemelen bugün şu ana kadar yaşanmış olan kar satışları ardında ikinci seansında dengelenme moduyla geçebileceğini ancak seans sonuna doğru bir hareketliliğin, yukarı yönlü bir hareketliliğin, tepkinin devam edebildiğine dair bir sinyalin oluşabilmesi adına devam etmesi düşünülebilir. Ancak 86.000 seviyesi aşağısında, özellikle 85.500 seviyesi aşağısında bir kapanış söz konusu olur ise bu durumda Perşembe ve Cuma günü yaşanmış olan tepkinin devam etmediği ve satış baskısının arttığı şeklinde yorumlanabilir. An itibariyle 85.500 seviyesini kısa vadeli işlemler açısından stop loss olarak görülebilir. Kısa orta vadeli işlemler için yani bir hafta 10 günlük süreci dikkate alarak işlem yapan arkadaşlarım ise özellikle 84.800 olarak hafta sonu analizinde vermiş olduğum ve ayı piyasasının başlama sınırı olan seviyeyi stop loss olarak görmelerinde yarar olabilir düşüncesindeyim şahsi görüş ve kanaatim itibariyle. Değerli dostlar, endeksle ilgili olarak söylenebilecekler şu an bundan ibarettir. 85.750 seviyesine yaklaşımlardan tepki oluşup 86.000 üzerinde seyir devam ediyor mu etmiyor mu bunu yakından izlemek lazım. 86.500-600 bölgesinin üzerine çıkılması ve buranın destek yapılması durumunda ise 88.000'e yönelik hatta 88.000-88.400 bölgesine yönelik atağın devam edebileceğini düşünebiliriz. Şimdilik hoşçakalınız, iyi günler diliyorum.